Merhaba arkadaşlar. Hobi Üretim Erkan kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yaz ayları geliyor malum. Bitlere karşı, haşirelere karşı nasıl bir önlem alırız? Nasıl bir önlem almamız gerekir? Onlar hakkında kısa bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle benim vermiş olduğum bilmek kim var arkadaşlar? Bunu ister 1 litre suya 1 milim enjektörle 1 milim çekip 1 litre suya karıştırıp verebilirsiniz. Veyahut da ense damlası olarak da bunu verebilirsiniz. Kuşların ensesine bir damla damlatmanız yeterli oluyor bilmektin için. Ben şu an için 1 litre suya katıp verdim. Bir gün boyunca sular önünde kaldıydı. Suları içmişlerdi hatta. Daha sonraki seferde ise yani bir 10-15 gün süre zarfında da ense damlası olarak da damlatmayı düşünüyorum. Bir damla olarak. Bitlere karşı bu yaz bu şekilde önlem almış olacağız. Ayrıca bir de ProFarm'ın LCS3 diye bir bit tozu var. Bunu yaklaşık olarak 30 liraya falan almıştım. Yani 30-35 lira gibi bir şeydir. Bunları ben şu yuvarlıkların altına pudra serpiştirir gibi serpiştiriyorum. Zaten o pudra şeyi bölgesi de var. Yani onu elinizde dağıtabilirsiniz. Ben bu şekilde döktüm. Ayrıca bir de şu bozukların içine, mısır granüllerinin içine bir iki kere elimle serpiştiriyorum. Sonra da onlara koyuyoruz. Bu şekilde önlem alıyoruz. Aynı şekilde bu takımımız da bu şekilde. İki tane takım var zaten. Bunlar da bir hafta 10 güne kadar yeme düşerler. Kuşlarımızın hepsini salmaya alacağız. Bu sene için sezonumuz bitecek bizim de. Altında şey de var bunların. Okaliptüs yaprağı da koydum ben. Ayrıca bir tozu da koydum. Folukların içine de serpiştiriyorum bir iki kere. Ayrıca yerlere falan da ben serpiştirdim bir tozumu. Yani önlemimizi bu şekilde alıyoruz. Siz de artık evinizde, kafesinizde, güneşinizde bu şekilde önlemler alabilirsiniz. Bir de hobinin spreyli vardı. Biz bunu iki arkadaş aldık. Ben bir tozunu aldım. O da bir spreyliğini aldı. Ya bunun güzel bir kokusu var. Hani bir spreyli. Hobi'nin bu da. Hobi markalar da hani kaliteli bir markalar. Bunu da kullandım. Bunu da odanın bazı yerlerine sıktım. Köşelere falan sıktım. Duvar diplerine sıktım. Şuraların hep altlarına sıktım. Kapının çerçevesine komple sıktım. Bunu yaptığınız zaman kapalı ortamda yapmadım bunu. Ben çünkü kapalı ortamda yaptım. Bayağı bir rahatsız ediyor. Pencereniz açık olsun. Mümkünse ilacı verin. O ortadan çıkın. Yani insanlar için sağlık açısından bir zararı yok ama yine de siz tedbirinizi alın. Tedbirlerini bırakmayın. Dediğim gibi ilaçları bilmektin. Hobi'nin bir spreyli var, onu kullanabilirsiniz. Bir de ProFarm'ın L3 bir toz var. Yani bunları verebilirsiniz. İnternetten bir ilacı daha görmüştüm. Şu an ismi aklıma gelmiyor. İnternette araştırır. Onları da ben açıklamalar kısmına eklerim. Ha, tamam, şu an aklıma geldi. Şu an doğaçlama bir video çekiyoruz. Can Hiper'in ilk ilacı var. Onu da Ayıldız Muhabbet Üretim var YouTube'dan. Onun kullandığını görmüştüm. O da kullanıyor. Yani memnun olduğunu da söylüyor kendisi. Ben onu almayı düşünüyorum açıkçası. Şu an pek vaktim olmadığı için
buradaki bir pet shop'tan ilaçları alıp kullanmış oldum. Bakalım bunların faydasını görmüştük. Garkiper'in bir kodu var. Onu da alıp kullanmayı düşünüyorum aslında. Ya da seneye artık onu da seneye kullanacağım. Duruma göre. Kuşlarımız hakkında bazı bilgiler verdim. Bunlar dişilerimiz. Almaya attığımız 3 tane Japon dişimiz. Biri beyaz lefe. Şunu yeni almıştık. Şu bizim Şubat ayında aldığımız sarı lefemiz. Şu diğer morlu parçalı bir Japonesimiz var. Onu da yeni aldık. Takımı 750 liraya geldi. Şu beyaz lefeyi de 250 liraya almış olduk. Artık fiyat konusunda biraz uygun mu diyeceğim. Hani artık fazla piyasayı da bilmiyorum aslında. Hani Japonesler piyasasını. Genelde 200 liradan başlıyor Japonesler. Kanadına göre, vasfına göre değişiyor. Bu yavrularımız da bizim kendi büyüttüğümüz yavrular. İkisi de dişi bunların arkadaşlar. Bunları kendi erkeklerimize kullanacağız yeni sezonda. Rainbow'larımızın 5 tane yavrusu var. Bunlar daha yeme düşmedi. Yeme düşmek üzere. Yani bir haftaya kadar yeme düşer. Onlar da ileride videoları çekeriz. Bu erkek defneniz. Bu da sarı defneniz. Bu da jumbo erkeğimiz, kırk ağzımız. Bu da böyle süzülmüş duruyor. Şu görüntüyü ben seviyorum ya. Pencereden yavruların annelerine bakmaları, doğularına bakmaları. Gerçekten güzel bir görüntü. Yani en çok sevdiğim an şu an. Bununla ilgili videolarda falan da vardı. Pencereden bakarken yakalamıştım. Bu jumbo takımımızı da dinlendirmeye alacağız. Eylül ayına kadar bunları dinlendireceğiz. Çünkü bununla 3 ağız yavru aldık. Artık yazın sıcak. Hayvanları yormayacağım. Sıcakta hayvanlar yoramaz. Yeni sezona çok canlı dipdiri başlayalım. Bu limon takımımız erkek. Dişisi salmalı orada. Bakalım bunlardan da yeni üretim sezonunda bir şeyler bekliyorum. Yavrular inşallah gelir. Bu kendi takımımız. Dişisi yuvada şu an. Hani merak ettiği için yuvaya giriyor. Normalde yani erkek küçük yani 2 aylık falan. Ben alışsınlar, eş olsunlar diye erkekten attırdım. Bunun erkeğimiz yalnız. Buna da bir dişi lazım. Bu beyaz, kırmızı gözümüzü buraya koyduk ama erkek hep yerde duruyor. Güneye çıkmasına izin vermiyor. Yani bunları da salma aldığımda bunları da salmaya atacağım. Erkekli dişili salmaya atacağım hepsini. Bir yaz boyunca dinlensin artık hayvanlar 2 ay 3 ay artık her neyse dinlendirmeye alacağım. Yazın üretim yapmayacağım çünkü. Evet arkadaşlar, bugün bükler ile ilgili, haşereler ile ilgili mücadele hakkında bilgi vermiş olduk. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basarsınız. Kanalımıza destek için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar video çekip video atmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Başka üretim videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.